Herkese merhaba. Ben Tuğba Karavul Uçman. Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere bipolar bozukluk hastalığı hakkında bilgi vermek istiyordum. Bu hastalık depresif ve manik atak dönemleriyle seyreden ve bu taşkınlık ve çok günlük dönemleri dediğimiz ataklarla seyreden bir hastalıktır. Bu hastalık bu dönemler dışında tamamen düzelebilir ya da kalıntı belirtilerle hayatlarına devam edebilir bu hastalar. Dönemleri ele almak gerekirse taşkınlık dönemlerinde bu hastaların düşüncelerinde hızlanma, davranışlarında değişiklik, konuşmada artış, uyku ihtiyacında azalma, sonucunu düşünmeden bazı davranışlarda bulunma gibi bulgular, belirtiler görebiliyoruz. Depresif dönemlerde de tam tersine bu hastalarda içe kapanma, keyifsizlik, mutsuzluk, uykuda artış ya da azalma ve en son dönemde de suisit düşüncelerinin, intihar fikirlerinin de olabildiğini görebilmekteyiz. Bu bipolar bozukluğunda bu dönemlerin tedavisini genel olarak ilaç tedavisiyle tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama en önemlisi akut tedaviden çok sürdürüm tedavisidir. Akut dönemde bu hastanın yaşadığı atak dönemlerine göre tedaviler vermekteyiz. Bazen yatarak, bazen ayaktan tedavisi mümkün. Bunu hastaya göre değişik şekillerde tedavisi yürütülmektedir. Ama dediğim gibi bu akut dönem tedavisinden çok sürdürüm tedavisi daha önemlidir. En önemlisi bu hastalıkta hastaları atak geçirmekten korumaktır. Ve bu minvalde de hastaların, bipolar bozukluk hastalarının en çok dikkat etmesi gereken ilaçlarını düzenli kullanmalarıdır. En büyük yanılgı da bu hastalarda bu hastanın geçtiğini düşünüp ilaç tedavilerini bırakmalarıdır. Bir de bu hastaların mümkün olduğunca düzenli bir aile hayatının olması, olabildiğince stresten uzak kalabilmeleri ve uykularını iyi almaları çok önemlidir. Ve son olarak bipolar bozukluk hastalığının tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirtmek isterim. Herkese sağlıklı günler dilerim.